Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometri Soru Bankası kitabında çemberde çevre konusundaki test birin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 170 ve 171'i işleyeceğiz. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda OA uzunluğu 5 verilmiş. Yani yarı çap 5 verilmiş. Sonra burası 2 alfa burası 3 alfa verilmiş. Yani 2 alfaya 3 alfa verilmiş. E toplamda 5 alfa eşittir 360 derece değil mi? Alfayı da böylelikle 72 buluruz. O zaman burası 144 yapar. O zaman merkez açımızda 144 çıktı. Bizden ACB yayı kaç santimetredir? Şu yanlış yazılmış. Uzunluğu olacak arkadaşım. ACB yayının uzunluğu kaç santimetredir diye soruluyor. E yay uzunluğu neydi? 2 pi r. 2 pi r. Yarı çapımız 5. Alfa bölü 360'dı. Hocam bunu ne yapalım? 36'ya bölsek kaç yapıyor? 4 yapıyor. 36'ya bölsek 10 yapıyor. 5 kere 2 10. Bu 10 da sadeleşti. Cevap da kaç yaptı o zaman? 4 pi yaptı. Yani birinci soru Cihan oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi bir bilgi verilmiş. İşte yay uzunluğunun formülü 2 pi yere alfa bölü 360 hesap diye hesapları diye söylemiş. Çevresi 18 artı 7 pi olan 9 santimetreye yarı çaplı daire diliminin merkez açısı kaç derecedir? Arkadaşlar şöyle bir daire dilimi var. Bu daire diliminin çevresi bak diliminin merkez açısı kaç derecedir diye soruluyor. Çevresi dediğimiz nedir? Hocam burası r, r, burası da alfaysa ki alfayı biliyor muyuz? Bilmiyoruz ve 9 yarı çaplı demiş zaten. 9 9 bunun çevresi verilmiş arkadaşlar. Çevresi 9 9 ve şu yay uzunluğu değil mi? Evet yani 9 9 18 artı 7 pi. Yani buradaki yay uzunluğu sana ne demiş? 7 pi demiş. E o zaman bu 7 pi ise buradaki merkez açıyı ben bulabilirim. 2 pi r. Alfa bölü 360 eşittir 7 pi'ye eşit olmak zorunda. Pi'ler gitti. Hocam 4 kere 9 36 40 kaldı burada. 40 ile de bu sadeleşti 20 kaldı. 20 ile de 7'yi çarptığımız zaman alfa kaç çıkar? 140 derece çıkar. Yani ikinci soru Edremit yaptı. Geldik üçüncü soruya. ABCD dikdörtgeni biçiminde bir karton parçası üzerine birbirine teğet 6 eş çember çizilmiştir. Bu şekilde teğet çemberler var. E noktasında bulunan bir böcek Şöyle bu yolu izlemiş buraya gelmiş K'daki böcek de L'ye gelmiş. E buna göre böceklerin aldığı toplam yol nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi çemberler birbirine değiyor mu değiyor. Ne yapıyorduk? Merkezleri birleştirmiyor muyduk? Evet, merkezleri birleştirelim o zaman hocam. Şurada çemberler birbirine değdiği için merkezleri birleştiriyoruz. Hop birleştirdik. Hop birleştirdik. Hop birleştirdik, birleştirdik. Merkez varsa teğet varsa çektik, çektik, çektik. Mutlaka uyguluyoruz bunları da. E hocam burası 90, burası da 90 olduğundan dolayı bunlar birbirine paralel ve birbirine eşit olduğundan hani burası R ya, R, R olduğundan dolayı bu bir paralel kenar olur. Hatta 90 derece olduğundan dikdörtgen olur. Yani burada açılarımız 90'ar derece çıkar. Aynı mantıktan buradaki açılarımız da 90'ar derece çıkar. Yani dikdörtgenler karşımıza çıktı. E hocam burası da R, burası da R, burası da R. AD 8R demiş. Burası 8 olarak verilmiş. Yani 4R eşittir 8 ise R'yi buradan 2 buluruz. E bizden buradaki mavi ve kırmızı yayların toplamı isteniyor arkadaşlar. Şimdi şuna bakalım mı? Şurası aslında bir çeyrek yay. Hocam şurası da çeyrek, burası da çeyrek. Çeyrekleri sayalım tek tek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane çeyrek yay. Yani 9 tane çeyrek yay neydi? 2 pi r bölü 4 değil miydi arkadaşlar? Evet. Çünkü çeyrek olduğu için dörtte bir olacak. Normalde 2 pi r, 2 pi r bölü 4 de çeyreği oluyor. Hocam şunlar şunlar sadeleşti. Cevapta ne yaptı? 9 pi yapar. Evet üçüncü soru. Cehan oldu. Geldik dördüncü soruya. Evet. Şimdi ipin uzunluğu verilmiş. Böyle bu çemberlerin etrafına ip sarılmış. ipin uzunluğu verilmiş. Arkadaşlar çemberler ne diyor? Merkezleri birleştir. Merkez var. Teğet var. Çektik. 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 Ve çektik'i uyguladık. E, sonra oldu? Hocam 90 derece 90 derece. Burası da yarı burası da yarı çap değil mi? E, arkadaş bunlar eşit ve bunlar paralel olduğu için paralel kenar hatta 90 derece olduğu için dikdörtgen oldu burada. E arkadaş aynı şekilde burası da 90 derece 90 derece olduğundan burası da dikdörtgen oldu. Yani bu doğrusal oldu. Hocam bu doğrusalsa bu çap oldu. Çap olduğu için bak burada yarım yay var. Burada da yarım yay var. Artı burada uzunluklar var. Bu uzunluklarda nedir arkadaşlar? Burası 2R ya 2R 2R. Yani iki, ipin uzunluğu ne yaptı arkadaşlar? 4R artı bak 2R 2R 4R artı 2 tane yarım yay. 2 yarım yay da bir tam çember yapmıyor mu? Evet. 2 pi R kadar yapacak. İşte bu da 6 pi artı 12 eşitmiş. O zaman ben R yerine 3 yazarsam. R yerine 3 yazdığımızda arkadaşlar 6 pi artı 12 elde edemiyoruz. Evet. Cevap ne olacaktır? Böylelikle balık esir olacaktır. Dördüncü soru. Geldik 5. soruya. Bir tasarımcı yeni yıl afişi için yeni yıl için bir afiş yapmış bu şekilde. Bu tasarımın çevresi nedir diye soruluyor. Arkadaşlar belli. Şurada yarı çapı 3 birim, 2 birim olan yarım bir yay var. Yarı çapı 2 birim olan yarım yay var burada. Hocam burada da yarı çapı 2 olan yarım yay var. Yani 3 tane yarım yay var. Yarı çapı 2 olan bir de tam yay var. Yani 2 pi r bir tam yayı hallettik arkadaşlar. Sonra 3 tane de yarım yayı halledelim şöyle. Artı 3 tane 2 pi r bölü 2 yarım yay olduğu için 2 pi r'ye bölü 2. A bundan 3 tane var. Artı şunları hesaplayacağız arkadaşlar. Şurası 2 birim. Düzleri hesaplayalım. 1, 2, 3, 4 birim burası. 4 birim burası. 4, 8, 9, 10 yaptı burası. Değil mi? 10 yaptı. Artı şu uzunluğu bulacağız arkadaşlar. Bu uzunluk nasıl bulunur? Şöyle dik üçgenden bulunabilir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O zaman 4, 4, 4 ki burası. 4 kökki var. E burası da kaç ki Şöyle bakacak olursanız 2, 2, 2, 2 kökki yapar. E, hatta burası da 4 kökü değil mi? Evet 4 kökü 4 kökü 2 kökü yani 10 kökü yaptı burası. Evet şunlar şunlar sadeleşsin. Burası 6 pi burası 4 pi 10 pi. 10 pi artı 10 artı 10 kökü diye sonuca ulaşırız arkadaşlar. Pi'yi de 3 alınız demiş. Pi'yi 3 alırsak eğer çok nadir denilir aslında bu ama bazen de denilebiliyor. 30 artı 10'dan 40 artı 10 kökü eşit olacaktır. O da nerede? C şıkkında arkadaşlar. 10 parantezini aldığımız zaman kök 2 artı 4 yapıyor. Yani 5. soru Cihan oldu. Geldik 6. soruya. Arkadaş burada D noktası teğet mi? Evet teğet değme noktasıymış. E merkez varsa teğet varsa çektik. Yani burası ne olacak arkadaşım? 90 derece olacak. Şunları da eşit vermiş. Bu eşitliği de kullanacağım. Hocam burası alfaysa burası da alfadır. E bu da yarıçaplardan dolayı eşit değil mi şunlarda? Evet. Alfaysa da? Evet. Alfa ise burası alfadır. 2 iç açı bir dış açıdan burası iki alfa oldu. Vay. AC belli. Bak 3 alfa 90'a eşit. 3 alfa 90 sa alfayı buradan kaç buluruz? 30 buluruz. Alfayı 30 yazdık. 30 burası 30 burası hatta burası kaç yaptı? 60. Şimdi AC uzunluğu 6 kök 3. Hocam burası 6 kök 3. 30 30 120 üçgeni bu da. E o zaman bunlar da 6 6 yapmaz mı? Evet. AD yayı isteniyor bizden. AD yayının uzunluğu isteniyor. Baksam şu işe. Şimdi bana şey lazım. Yarı çap uzunluğu lazım. Yarı çapı nasıl bulacağız? Hocam burada 60'ı karşı 6 ise şuradaki dik üçgende. 30'u karşı nedir? 6 bölü kök 3. Yani 2 kök 3. Evet yarı çapı 2 kök 3 buldum. Benden yay uzun isteniyor. Bir de merkez açı lazım. E hocam burası 60 ise burası da 120 derece olur zaten. 120'lik yay uzunluğu. yarıçapı da 2 kök 3. 2 pi r. Yani 2 kök 3. 120 bölü 360 bize sonucu verir. Şunlar şunlar sadeleşince 3 yapar. E o zaman 2 kere 2 4 pi bölü 3 mi yapıyor? Evet. 4 pi kök 3 bölü 3. 4 kök 3 pi bölü 3 yapıyor. Cevap. Böylelikle 6. soru C hal olur. Geldik 7. soruya. O merkezli yarım daire biçimde bir karton parçası verilmiştir. Kartonun üzerine A merkezli OC e yayı çiziliyor. A merkezli OC e yayı çizilmiş. E arkadaşlar şuna dikkat et. A merkezlinin yarıçapı da O merkezinin yarıçapı da aynı değil mi? Evet, aynı. E bunların yarıçapı aynıysa biz ne yapabiliriz? Şu en etkili çap içinde. Al sana yarıçap, bu da r. Al sana yarıçap, bu da r. A bu da r, bu da r deyince ne geldi karşımıza? Bir eşkenar üçgen geldi. Ve kartonun çapı 12 verilmiş. Şimdi şu kartonun çapı 12 ise yarı çap dediğimiz kaç? 6. Bizden BC yayı isteniyor. E o zaman BC yayını da bulabiliriz artık. Çünkü açımız belli. 120 derece. Yarı çap da belli. 6. O zaman burası da belli. 2 pi r. R dediğimiz 6. 120 bölü 360 bana sonucu verecektir. 3'te 1 yapıyor burası. O zaman 12 pi bölü 3'ten cevabı kaç buluruz? 4 pi olarak buluruz. Evet 7. soru balık kesir oldu. Geldik 8'e. Bir ucu duvar ile 60 derecelik açı yapan yani burası da 30 derece yapacaktır o zaman. Diğer ucu yere değecek şekilde bir tahta dayandırılıyor. İşte bir duvara dayandırılmış böyle. Yeteri kadar geniş olan bu tahta üzerinde yarıçapı 20 santimetre olan teker bırakılıyor. Yarıçapı 20 santimetre olan tekeri bırakacağım. Tekerlik C noktasından kaymadan yuvarlanarak yani yuvarlanarak kaymadan yuvarlanıyor. E noktasına kadar kaç tam tur atar? Arkadaşlar normalde bunun bir turu nedir? Bunun bir turu 2 pi r kadardır. Yani 40 pi kadardır. E hocam şuradan 40 pi'den şöyle şöyle gidiyor. Kaç tane 40 pi attığını bulacağım. Kaç tane 40 pi attığını nasıl bulurum arkadaşlar? Şu uzunluğu hesaplayarak öncelikli olarak. Şimdi burada bize bir herhangi bir şey daha verilmiş mi? Yüksekliği 6 metre olan bir duvardı burası. 30'un karşısı 6 iken 90'ın karşısı nedir arkadaşlar? 90'ın karşısı da 12'dir. Yalnız burası 6 metre. Bunun yarı çapı kaç? 20 santimetre. O zaman ben bunu santimetreye çevireyim. 600 santimetre oluyor. Burası da 1200 santimetre oluyor. O zaman ben burada kaç tur attığını bulmak için ne yapacağım? Bu yolu 40 pi'ye böleceğim. Hatta pi'yi de 3 alınız demiş. 4 kere 3 12'den 120 yapıyor burası. Değil mi? O zaman 1200'ü 120'ye böldüğüm zaman kaç tur attığını buluruz kardeşim. Çünkü buradaki 40 pi'den kaç tane olduğunu bulacağız 1200'ün içerisinde. O zaman 120'ye bölerek. Kaç yapıyor? 10 yapıyor. Cevap böylelikle 10 çıktı yani. 8. soru Denizli oldu. Geldik 9'a. Mavi boyalı bölgenin çevresi nedir? Çemberler birbirine değiyor. Hemen merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. 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 Sonra ne çıktı burada? Yarı çapları da 3 birim. 3 birim. 3 birim. 3 birim. 3 birim. 3 birim, birimleri yazdık şöyle. E sonra eş dairelerle bu şekilde bir şey yapılmış. Evet karşımıza ne çıktı arkadaşlar? Bir kare mi çıktı? Kare çıktı. Evet mavi boyalı bölgenin çevresi isteniyor. Arkadaş kare çıktı demeyelim aslında. Eşkenar dörtgen de olabilir bu. Ama hiç fark etmez. Ben şimdi kare çıktıysa bunlara 90 derece diyeceğim ya. Kare gibi çıktı diye algılayın. Benden bu yay uzunluğu, bu yay uzunluğu, bu yay uzunluğu ve bu yay uzunluğu toplanıyor. isteniyor. Hocam bu çeyrek daire, çeyrek daire, çeyrek daire, çeyrek daire. Hocam 90'ar derece olmasaydı alfa, beta, teta ve Gamalık bir açı istenecekti. Bu alfalık yay, betalık yay, tetalık yay, gamalık yay. Toplamları yine 360 yapacaktı. Yani tam bir daire çevresi yapmıyor mu yine bu? Farklı açılarda olsa bile. Evet. 90 olduğu zaman da 4'te 1, 4'te 1, 4'te 1, 4'te 1'den tam bir daire yapıyor. Yani 2 pi r. 6 pi yapar cevabımız. Evet cevap 9. soruda cehan oldu. Geldik 10. soruya. Evet pi'yi 3 alınız demiş. Burada ne demiş? Mavi boyalı çevresi verilmiş. Arkadaşlar burası 2 pi r bölü 4 değil mi? Çeyrek daire olduğu için. 2 pi r bölü 4 gitti gitti bir pi mi yaptı arkadaşlar burası? Aa, burası 3 olacak. E bu da 2 yarı çaplı çeyrek daire yani burası da 3 yaptı. Sonra arkadaşlar bu 2 bu 2 olduğu için ben şunu şöyle birleştirsem. Ne çıktı karşımıza? Bir dikdörtgen mi çıktı? Evet dikdörtgen çıktı. Şurası da 4 birim. Hocam ben dikdörtgende şuradaki parçaların hepsinin birbirine eşit olduğunu biliyorum. E2 4 ise 2 kök 5 yapar burası Pisagor'dan. E burası kök 5 yapar. Burası da kök 5 yapar. Hatta burası da kök 5 yapar. O zaman çevresi ne yapıyor bunun çevresi? Hocam burası 3. Burası 3. 6. Kök 5 kök 5. 2 kök 5. 6 artı 2 kök 5 mi yapar? Evet. Cevabımız 6 artı 2 kök 5. O da C şıkkında var. 2 parantezini aldığımızda arkadaşlar. 10. soru C yan oldu. Geldik 11'e. Şekildeki yük çıkaran bir makara düzeni verilmiştir. Tamam. Makaranın yarı çapı 15 santimetre. Şunun yarı çapını 15 santimetre vermiş. Makara merkeze etrafında 60 derece bir açı yapacak şekilde döndürülüyor. Evet şuradayken 60 derece döndürdüğüm zaman ne olacak arkadaşlar? Böyleyken yukarı 60 derece döndürdüğüm zaman ipi 60 derece saracak anlamına gelmiyor mu? Yani ipi 60 derece saracağım. Yani ipten 60 santimetre böyle yukarı kalkmayacak mı o zaman arkadaşlar? Evet. <laughs> 60 santimetre saracağım. Yani 60 derecelik dönüş yapacağım daha doğrusu. Yarı çapı da 15 ya. İşte 60'lık yay kadar olacak burası. Yani 2 pi r. R dediğimiz ne? 15. 60 bölü 360 şekilde sarınca bu yay uzunluğunu bulurum ben. Hocam şunlar şunlar gidince 6. Burası 30. 30 bölü 6'dan 5 pi yapar burası. Pi de 3 alınız demiş. Burası 15 yaptı o zaman. Hocam burası 15'lik ip sarıldı buraya. O zaman 15'lik ip de yukarı mı gitti arkadaşlar? Yükümüz ne kadar yukarı çıkmış olduğu zaman? 15 santimetre yukarı çıkmış oldu. Yani 11'in soru Edremit oldu ve geldik 12. soruya. Aşağıda birbirine T noktasında teğet olan daireler verilmiştir. Evet dairelerin yarıçapları sırasıyla 3 ve çemberler birbirine değince hemen merkezleri birleştireyim. 3 ve 4 olarak verilmiş. Mavi ipin uzunluğu kaçmış? Mavi ipin uzunluğu 9 pi bölü 2. Şurası 9 pi bölü 2. Ve kırmızı ipin uzunluğu da kırmızı ipin uzunluğu da kaç verilmiş? 6 pi olarak verilmiş. İpler dairelerin etrafına ok yönünde ayrı ayrı gergin bir biçimde sarılıyor. Şimdi ok yönünde bunu bu yönde bunu da bu yönde saracağım. İplerin bitim noktaları A ve B olarak adlandırılıyor. A ve B tamam. Şimdi ben bunu saracağım. Bunu da saracağım şimdi. Dikkat et. Şimdi bunun çevresi nedir? Hocam bunun çevresi 2 pi r kadardır. Yani 8 pi kadardır. Peki sen bu kırmızı ipi sardığın zaman hocam 8 pi 6 pi kadar saracağız değil mi? Dikkat et. 6 pi kadar sarmak demek ne demek? Şöyle sardı 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 sardı. 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 6 pi kadar buraya mı denk gelir? Evet. Hocam 6 pi ve 8 pi. Sen 6 pi'yi 8 pi'ye böldüğün zaman 3 bölü 4 yapıyor. Yani 4'te birlik kısımdan 3 tane gideceksin. Bak bu çeyrek, bu da çeyrek, bu da çeyrek. Yani şurası 90 derece yapacak. Tam burası çeyreklik yere kadar geldi. Peki bunu saracağım şimdi. Burası da 9 pi bölü 2'ymiş. Bunun çevresi ne arkadaşım? 2 pi r kadar. E o zaman sen 9 pi bölü 2'yi burası 2 pi r kadar. Yani 6 pi yapıyor değil mi burası? Evet 9 pi bölü 2'yi 6 pi'ye bölersen ipin bunun çevresine oranını bulmaya çalışıyorum ben şimdi. Sadeleştirdim sadeleştirdim 3'e böldüm. 3 3'e böldüm kaç yaptı? 2 yaptı. O zaman bu da 3 bölü 4 mi yaptı? Aa hocam bu da 4'te 3'lük kısmına gidiyor. Yani 3 tane çeyrek gidiyor bu da. Hocam bunu da 3 tane çeyrek götürsem süper bir soru. Bir çeyrek burada. 2 çeyrek burada. 3 çeyrek de buraya geliyor. Hocam 1 çeyrek, 2 çeyrek, 3 çeyrek. Burası da 90 derece. Vay süper bir soru. 3 burası, 4 burası. İşte bizden bu noktalar arasındaki uzaklık isteniyor. Yani şu isteniyor. Dik üçgene karşılık getiririz. Nasıl? Hocam dik dörtgen oluştururuz şöyle. 7 ise burası, burası da 7 yapar. Dik üçgen 3 ise burası da 3 yapar. Pisagor bağıntısı. 7 burası, 7 burası. O zaman burada kosinüsle 7 kök yapar mı? Yapar. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Burada bunun 3 çeyrek gitmesi, bunun da 3 çeyrek gitmesi ve arasındaki uzaklığı sormak. Belki bunu yarım götürürdük. O zaman da yarı böyle şey yapardın. Şuradaki Pisagor'a göre, göre yapardın. Tamam. Gerçekten güzel bir soru. Dikkat et tam sırada çıkmaya aday bir soru. Evet 12. soruyu Edremit bulduk. Ve böylelikle test 2'ye geldik. O zaman bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.